bizim gücümüze güç katmak isteyen, o İyi Parti güneşinin ateşini daha da alevlendirmek isteyen, herkese aydınlatsın, herkese aynı şekilde onun ışığı vursun. Artık biz bıktık, beraber yürüyerek, büyüyerek bu ülkeyi yönetmek zorundayız diyen kıymetli dava arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bundan önce çay kaşığıyla geliyordu İyi Parti'ye insanlar. O yani üyelerimiz çay kaşığıyla geliyordu. Artık onların değil mi? Çomçayla gelecek, kepçeyle gelecek demişlerdi. Ben görüyorum ki kepçe bile küçük kalmaya başladı. Kazanlarla gelmeye başladı. Allah hepinizden razı olsun. Sadece bugün, şu ana kadar bu grup hariç, sadece bugün sistemimizde 170 kişi yoktu. Sadece bugün. Bugün iktidara çağrılan bir siyasi parti pozisyondayız. O nedenle yükümüz çok daha ağır, çok daha zorlu bir yoldayız. Ama bu yol çok daha kolay bir şekilde aşılabilir. Çünkü sizler gibi kıymetli abilerimiz bizlerle beraber yol yürümeye, bizlerle beraber üye olmaya, bizlerle beraber kapı kapı çalışmaya, bizlerle beraber dostlarınızı, eşinizi, akrabalarınızı, selam verdiğiniz herkesi partimize davet etmeye söz verdiniz, aramıza geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. İri Başkanım, MHP'den, Demokratik Parti'den, AK Parti'den inanılmaz bir katılım var. Her geçen gün bu katılım devam ediyor. Duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Tabii biz ilk baştan beri İyi Parti olarak yola çıktığımız günden bugüne kadar dik duruşumuzu, onurlu duruşumuzu, tek düze iyi yolumuzu yürüyerek devam ediyoruz. Amacımız Türkiye Cumhuriyeti'nde güzel bir yönetim ortamı yaratmak ve insanların bu demokratik algısıyla beraber farklı yerden gelen insanları bir araya getirerek kardeşlik ortamını sağlamak, adaletli, hukuka uygun bir Türkiye Cumhuriyeti yaşatmak ve inşa etmek istiyoruz. Amacımız hem tarımda, hem sanayide, hem kardeşlik ortamında, hem eğitimde, her alanda diyelim kısaca bir başarı elde etmek istiyoruz. Artık sıkıldık başkalarının başarısını duymaktan, başka ülkelerin ürettiği telefonları kullanmaktan ya da onların mikrofonlarına konuşmaktan hakikaten sıkıldık. Zaten biliyorsunuz mevcut hükümet maalesef uzun zamandır var olanlarımızı satıyor. Ve en son biliyorsunuz Aselsan'la ilgili bir girişimi söz konusu maalesef. Birçok alanda çok gol yedik hepimiz. Buradaki yılanların hepsi, yeni yılan arkadaşlarımız, bize katılmak isteyen, bize destek vermek isteyen, oy veren arkadaşlarımızın tamamı maalesef o golü yediler. Ama önemli değil. Biz burada birlik, beraberlik, kardeşlik ortamı içerisinde, huzur içerisinde, herkesin katkısıyla beraber ülkeyi yönetmek istiyoruz. Ve ülke nasıl yönetilirmiş, öncelikle bizi yönetenlere göstermek istiyoruz. İnşallah
çocuklarımıza öngörülebilir bir ülke nasıl yapılırmış, nasıl vaat edilirmiş, nasıl inşa edilirmiş bunu göstermek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz. Aramıza katılan, her yerden gelen, bizleri onurlandıran, bizleri şereflendiren kıymetli kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Şunu biliyorum, her geçen gün büyümeye devam edeceğiz. Şimdi buraya gelip katılan arkadaşlarımızla beraber 29 Aralık 2021 tarihinde aramıza katılan kardeşlerimizin sayısı 200'ün üstüne çıktı sadece bir günde. Bu sayı artarak devam edecek. Biz inanıyoruz, güveniyoruz, çalışıyoruz. Hep beraber Türkiye'yi iyi yapacağız. Her siyasi partiden kim olursa olsun, görüşün ne olursa olsun, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi biz bir kardeşiz. Nereden gelirsen, kimden gelirsen gel fark etmez. Yolumuz İyi Parti yoludur. Yolumuz Türkiye yoludur. Yolumuz İyi Parti'nin güneşiyle herkese aynı sıcaklığı verebilmenin, çalışmanın gayret içerisindeyiz. İnşallah bunu da başarırız. Başaracağımızı biliyorum. İyi Parti hükümeti döneminde liyakat had safhada olacak. Çocuklarımız, kardeşlerimiz bir sınava girerken torpil aramak zorunda kalmayacaklar. Bir çiftçi kardeşimiz ürününü ekerken ya ben buradan para kazanacak mıyım, bu topraktan kazanacak mıyım ya da bundan sonra ekebilecek miyim diye düşünmeye öyle bir zorunluluklar olmayacak. İyi Parti olarak bütün hepsini denetleyeceğiz. Hepsini planlayacağız ve güzel yarınlar yaratacağız. Az önce bahsettim, öngörülebilir bir Türkiye istiyoruz artık. Yeter. Sıkıldık. Bugün yaşamaktan, yarını öngörememekten bıktık. Bir saat sonrasını öngörememekten bıktık. Bunlar insan. Bunlar vatandaşımız. Kendi vatandaşına kimse kazık atamaz. Bu insanlar kendilerini yönetecek, kendilerine sahip çıkacak, kendilerine beraber yürüyecek bir hükümeti hak ediyorlar. İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde biz bu hükümeti, bu iktidarı, bu yönetim şeklini hep beraber başaracağız. Çok teşekkür ediyorum. Geldiniz. Çok sağ olun. Çok var olun. Allah hepinizden razı olsun.